Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere daha önce tanıttığımız Dark R30'un küçük kardeşi olarak tabir edebileceğimiz R20 modeli RGB fanlara sahip Tempered Glass kasasından bahsedeceğiz. R20 Tempered olarak geçiyor modelin adı. Tempered Glass RGB LED Gaming Case olarak da ismini İngilizce olarak Dark markası belirtmiş. Kasanın önde 2 adet RGB fanı var, 1 adet de arkada var. Toplam 3 adet RGB fan yüklü olarak geliyor. Ancak fan yuvaları tabii ki bu kadar değil. Dark her zaman genişleme yuvalarına önem veren bir marka. Şimdi ürünün önce teknik özelliklerini belirtelim. Ardından da kasanın fiziksel bölümlerini parçalayarak yani ayırarak birbirinden sizlere gösterelim. Böylelikle kasaya dair bilinmeyen hiçbir şey kalmasın. Detaylı bir inceleme olacak yine. RGB fanlar olduğu belirtiliyor. Kasanın kutusunun üzerindeki teknik özellikleri söylüyoruz. Ön ve yandaki tarafta bulunan tempered glass camlar 4 mm kalınlığında. Dolayısıyla dayanıklı cam yapıya sahip. Bu arada camlar hafif smoked ve arkadaşlar çok az mirror özelliğine sahip. Parmağımın yansımasını camın üzerinde görebilirsiniz. Stüdyomuzda biz polarize filtre kullanarak yansımayı bir miktar azalttık. Çünkü stüdyomuzdaki neredeyse birçok şey camdan aydınlanma sebebiyle, parlak ışıklar sebebiyle yansıyabiliyordu. Bu arada kasanın üst tarafında 1 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0, ses mikrofon, reset ve güç tuşu bulunuyor. Birazdan zaten kasayı çevirip bu bölümü de gösteririz. Üst tarafta bir toz filtremiz var, mıknatıslı. Daha önce Dark kasalarında alışık olduğunuz gibi 2 adet 12 santim fan bölümü var. Yine kasamızı açtığımızda burayı biraz daha detaylı göstereceğiz. Abisi R30'a göre bir tık küçük olmanın yanında R20'nin yan tarafı cam değil, bu tarafı cam değil. İki tarafı cam bir kasadan bahsediyoruz bu sefer. Ancak bu tarafta 1,5-2 parmağa yakın ciddi bir çıkıntı var ve bu çıkıntı sayesinde kasa hem agresif görünüyor hem de bu çıkıntının içine kabloları toplayıp burada tempered glass'la kasanızı sergileyeceğiniz bölümün çok estetik ve iyi bir hava akımına sahip olacak şekilde organize olmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında R30'dan biraz daha küçük olduğu zaten gözüküyor ön taraftan arkadaşlar. Yani içeri doğru derinliği diyebileceğimiz bizim kule tipi soğutucular için 16,5 santim CPU soğutucu destekliyor. Bu da neredeyse bugün için R20'ye sığmayacak bir kule tipi soğutucu yok anlamına geliyor. Bir de bir uçtan diğer uca kadar ekran kartı desteği var. Bu da 37 santim yapıyor. Yani sığdıramayacağınız bir ekran kartı neredeyse yok diyebiliriz. Oyunculara özel tasarım diye de kutusunun üzerinde belirtilmiş. Kasanın tasarımı aslına bakarsanız sade bir mobilya, bir yandan da RGB ile iddialı bir gamer arasında bir yerde. Dolayısıyla hem sade hem de iddialı aynı anda sağlanmış diyebiliriz. Kenarlardan benzen halkası gibi böyle bir dönüşler var ön tarafta camda. Aynı zamanda ayaklar arkadaşlar şöyle kasayı büktüğümüzde alt tarafında yine farklı açılardan kesilmiş metal bir ayak yapısına sahip. 2 adet ayak var ve ayakların altında sünger destekler var. 2'şer sünger destekle ağırlığını yüzeye iyi bir şekilde dağıtıyor ve yerden de 2 parmak yüksek durması güç kaynağının alttan iyi hava almasını sağlıyor. Şu şekilde büktüğümüzde zaten alt tarafın yapısı belirgin olarak gözükecektir sizlere. Bu anlamda yerden yüksek durması kasanın çok tozlu bir hava almasının da bir tık önüne geçiyor diyebiliriz. Bunun dışında söyleyebileceğimiz kasanın 18 LED'li fanları var. Bu fanlarda 18'er LED var. Daha önce sizlere biz Dark RGB fanları incelemiştik. Bu şekilde çoklu LED'li olan fanları. Kasanın fan bağlantıları da ortak. Dolayısıyla Dark'ın LED şerit ve RGB fanlarını alarak bu kasaya daha fazla fan ekleme şansınız var. Şimdi bu ne anlama geliyor? Birazdan kasanın içini açtığımızda daha iyi anlayacağız. Önce yan paneli açalım. Tempered Glass yan panel bir uçtan diğer uca uzanıyor. Çapraz olarak açıyoruz. Daha önceki videolarımızda belirttiğimiz gibi. Düşmesin diye bir parmağınızla tutmanızda da fayda var arkadaşlar. Ortadan tutarsanız daha iyi olur tabii ki. Silikon destekler ve vida yuvaları çıkıntılı olduğu için camı tutuyor. Ama en güzeli kasayı yan yatırmanız. Kasayı yan yatırırsanız yer çekimiyle bu camın düşmesine tabii ki engel olmuş olacaksınız. Camın şeffaflığı ile alakalı da buradan bir fikir edinebilirsiniz. Hafif smoked olarak geçiyor ve çok az da mirror özelliği var. Ancak kasanın içinin gözükmesine herhangi bir negatif etkisi bulunmuyor. Şu şekilde geldiğimizde kasanın iç yapısında fan filtremizi, mıknatıslı fan filtremizi çıkarıyoruz. Şöyle büktüğümüzde üst taraftaki fan bölümlerini görebiliyorsunuz. İşte şimdi o bağlantıların Dark'ın diğer RGB'leriyle aynı olmasının anlamı daha belirgin ortaya çıkıyor.
Yan tarafı da diğer kapağı da çıkaralım. Bu sayede içerideki o boşlukları, kablo toplama boşluklarını daha kolay görmüş olacaksınız. Kasanın yanında bir tutma çıkıntısı var. Şu şekilde yan döndürdüğümüzde arkadaşlar, ancak çok açılmamış yeni bir kasa, o yüzden biraz sert. Şu şekilde çıktı. Bu çukur yapısını da görüyorsunuz. Işıktan şu şekilde. Kabloları toplamanız için o 1,5 parmaklık derinlik burada yer alıyor. Bunu da geride bıraktığımıza göre kablo toplama boşluklarını görüyorsunuz. Çok sayıda burada 6 adet delik var. Ve burada da CPU soğutucu montaj boşluğu var. SSD için burada bir çıkıntılı bölüm yapılmış. Şu şekilde bir serçe parmağımı içine alabilecek kalınlıkta çıkıntılı 4 tane ayak var. Buraya bir SSD koyabiliyorsunuz. 1, 2, 3 adet de SSD buraya takılabiliyor. 4 vida var arkadaşlar her birinde görmüş olduğunuz gibi. Yani kısacası içeri veya dışarı, ancak muhtemelen kasanın size eğer SSD'leri sergilemek istiyorsanız bu bölüme de ekleyebilirsiniz. Kablolarını buradan çıkarmanız gerekir. Burada da o unutulmamış zaten. Şurada şöyle bir boşluk var bu delikte görmüş olduğunuz. Buradaki boşluk sayesinde SATA kablosunu da çıkarabilirsiniz. Disklerinizin ardışık olarak buradan yaparsanız yandan da gelebilirsiniz SSD'lere ulaşmak için. Kasayı şöyle büktüğümüzde burada 3 adet fan yuvası göreceksiniz. Tünel yapısı var, 2'ye bölümlü. R30, N10 artık benzer yapılar. Dark'ın diğer kasalarına da alışıksınız zaten. Tünel yapısı sayesinde güç kaynağı ve arka tarafta 1 adet 3,5 inç disk yuvası var. Şurada dikine takılıyor arkadaşlar. 2 vidası aşağıdan, 2 vidası ise kasanın içinden buradan yapılıyor. Böyle dikine duruyor disk. Tabi bunun artısı ne? Bu tarafta güç kaynağı için hiçbir limit yok. Yani bu kasaya hangi güç kaynağı sığar diye bir soru sorsanız sığmayacak güç kaynağı yok diye tek bir cevap verebiliriz. Çünkü burada herhangi bir bölüm yok. Bir uçtan diğer uca uzanıyor. Artan kablolarınız, eğer aksesuarlarınız varsa onları da buraya konumlandırabilirsiniz. Neredeyse burada o kadar geniş bir alan var. Sadece 3,5 inç disk takmak isteyenler için, bir disk yuvası olduğu için bazı arkadaşlar çekincede bulunabilirler. Ancak bir adet 3,5 ve bir adet 2,5 günümüzün neredeyse standardı diyebiliriz. Çok disk kullanmayacak kişiler için. Bunu da belirttiğimize göre USB 3.0 portu 19 pin, HD audio ve USB 2.0 portları burada var, bağlantılar. Reset tuşu arkadaşlar bu kontrolcüye bağlı. Bu kontrolcüyü daha evvel Dark'ın RGB kitlerinde de ayrı satılan görmüştük. Dolayısıyla aynı bağlantı tipi var burada. 2 adet LED bağlayabiliyorsunuz, LED şerit ve 5 adet de şu anda fan bağlamak için üzerinde portlar bulunuyor. Dolayısıyla eğer Dark'ın RGB fanlarını ayrıca satın alırsanız kasayı burada görmüş olduğunuz, az önce gösterdiğimiz gibi hem üstteki şuradaki 2 fan hem de şu alttaki 3 fan yuvasına toplam 5 fan takarak bu kasayı tamamen RGB fanlı bir hale getirip acayip ışıldatabilirsiniz. Tabii size kalmış, şu anki hali de fazlasıyla zaten ışıl ışıl ve güzel gözüküyor görmüş olduğunuz gibi. Yine aynı şekilde şuraya bir LED şerit çekebilirsiniz ve içeriden yukarıya bir LED şerit çekip anakartınıza ve bileşenlerinize güzel ışık gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu kasaya LED şerit eklenebilir. Kontrolcü satın almanıza gerek yok. Doğrudan Dark'ın kendi LED şeritlerini ve fanlarını da destekliyor bu. Bu da bir artı ileriye yönelik upgrade etmek isteyenler için. Üst tarafta USB portlarından bahsetmiştik. Şöyle gösterelim. Bir USB 3.0 ve bir USB 2.0 ses ve mikrofon, reset tuşumuz var ve güç tuşumuz var. Burası Piano Black olarak geçen bir bölüm. Şöyle gösterelim. Bu bölüm Piano Black arkadaşlar. Kasa üstten de biraz çıkıntılı. Bu arada kasanın boş hali bile çok hafif değil. Ön taraf cam olduğu için yan taraftaki cam takılıyken kasa ciddi ağır, yerinde tok olarak duruyor. İçine siz bilgisayar bileşenlerini koyduğunuzda daha da ağır ve sağlam bir kasa olarak yerinde konumlanacaktır. Ön taraftaki camı da çıkaralım. Bu sayede Dark R20'yi fiziksel özellikleriyle içli dışlı size göstermiş olacağız. Merak edilen hiçbir şey neredeyse kalmayacak diye tahmin ediyoruz. Ön tarafta yine tempered glass 4 mm ve önde 2 adet fan var. Ön camında berraklığı yine hafif smoked olarak yan panelle aynı arkadaşlar. Çok az da mirror özelliği var. Bu camımızı da kenara alıyoruz çizilmesin diye.
Belirttiğimiz üzere 18 LED'li fanlar var. Önde 2 adet, 1 adet de arkada. Bu alttaki bölüm arkadaşlar kapalı. Yani tünele giden burada bir bölüm yok. Bu kasanın fan upgrade'leri bu tünelin üstüne ve yukarı yapılabiliyor. Dediğimiz gibi abisi R30'un incelemesini daha önce çok detaylı bir şekilde yapmıştık. Benzer bir yapıdalar. Yan tarafı metal, biraz daha küçük. Ancak önü ve yanı tempered glass yapısı ve RGB fanlarıyla R20 de fiyat performans kasası anlamında pek çok kişinin dikkatini çekecektir diye düşünüyoruz. Videomuzun altındaki linkten Dark'ın daha önce incelediğimiz LED şerit ve yine böyle 18 LED'li RGB fanlarını bulabilirsiniz. Ve bu kasaya dilerseniz ayrıca satın alıp ekleyebilirsiniz. Kit olarak almanıza da gerek yok. Kontrolcü içinde olduğu için doğrudan tek fan ya da tek LED şerit alarak dilediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. Son olarak söyleyebileceğimiz R30'da bu ön tarafta biraz daha boşluk vardı. Camla panel arasında, yani bu fanların hava aldığı yerde. R20 biraz daha küçük olduğu için bu camla fanlar arasındaki boşluk 4 mm falan arkadaşlar. Belki 3-4 mm arası. Dolayısıyla biraz daha dar bir alan, ancak bütün yan çerçeve açık ve her yerden hava çekiyor. Ön tarafı mesh kasalar gibi değil. Tempered Glass'ın kendine has özel bir görünümü var. Kasanın içine zaten elinizi soktuğunuzda ciddi bir hava akımını da bu arada fazlasıyla hissedeceksiniz. Tabi burada fanların hızının da seviye olarak tuşla kontrol edildiğini belirtelim. Bir tuşla fanları hızlandırıp yine aynı şekilde tuşa bastığınızda iki kademe olarak hızlı veya yavaş modlara getirip hızını kontrol edebiliyorsunuz. Dilerseniz RGB fanları arkadaşlar kapatarak, yani LED'i kapatarak fanlar dönerken, burada aynı görmüş olduğunuz gibi fanlar dönerken gece karanlığında da çalışabilirsiniz. Yani bu, ben LED'leri kapatabiliyor muyum diye soracak olanlar varsa, Dark'ın diğer ürünlerinde olduğu gibi RGB, bu üründe de aynı özellik mevcut. Dilerseniz RGB fanların ışık özelliklerini kapatabiliyorsunuz, dilerseniz açabiliyorsunuz. Yani film vesaire, oyun oynarken dikkatinizi dağıtmasın isterseniz. Bu videomuzda sizlere Dark R20 modeli tempered glass ön ve yan panele sahip performans ve oyuncu kasasını tanıtmaya çalıştık. Detaylı olarak inceledik sizlerle beraber. Videomuzun altındaki linkten bu ürünü satın alabilirsiniz farklı seçenekleriyle. Abisi olan R30 incelemesini yine videomuzun sonunda ve altında bulabilirsiniz. Sitemizden yapacağınız alışverişlerle, teknobiyotik.com'dan yapacağınız alışverişlerle Teknobiyotik TV'ye de destek olabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna mutlaka basın. Çünkü arkadaşlar beğenildikçe videolar daha fazla önerilen ve izlenen videolar arasında çıkıyor, kanallar arasında. Ve paylaşarak da daha fazla izleyiciye ulaşmamıza yardımcı olabilir ve içerik arttırmamızda bizleri arkadaşlar şevklendirebilirsiniz. Son olarak söyleyeceğimiz, bu kasa ile ilgili birazdan sizleri kasanın yakın çekim, karanlık ve aydınlıktaki detaylı görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Dolayısıyla videoyu burada bitirmeyin. Kasanın tek başına görüntülerini de izlemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.